TRT Haber'den Ahmet Yılmaz. Benim sorum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Efendim, son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ılımlı bir hava hakim. Seçim zaferinizden sonra sizi arayan liderlerden biri de Yunanistan'ın eski başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi lideri Kyriakos Mitsotakis oldu. Bu bağlamda baktığımızda yeni dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların çözümüne ilişkin Türkiye'nin bir yol haritası olacak mı? Yine bu bağlamda Türkiye ile Yunanistan arasında Ankara-Atina hattında bir masa kurulursa Türkiye'nin bu masaya oturması için bir ön şartı olur mu? Değerli arkadaşlar, bizim yol haritamız zaten belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Ve barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz istiyoruz ki bu tür önümüze engeller çıkarılmasın ve Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin. Cumhurbaşkanı seçilmenizden bu yana yaklaşık 2,5 yıl geçti. Bu süre içinde Kıbrıs konusunda belirlenen milli siyasetiniz hangi aşamalardan geçti? Bundan sonra görüşme süreci konusunda tutumunuz ne olacak? Bir kere az önce de ifade ettiğim gibi biz yeni bir vizyon ortaya koyduk. Tabii bu konularda anavatanımız, bu bölgenin en büyük ve hakim ülkesi, garanti ülke Türkiye Cumhuriyeti ile tam ve uyum içerisinde, istişare içerisinde bütün bu süreçleri sürdürebiliyoruz. Ve Cenevre'de 2 yıl kadar önce da ifade ettiğim gibi masaya koyduğumuz öneriler arasında egemen eşitliğimizin ve eşit ulusal statüsün kabul edilmesiyle ancak resmi müzakere geçilebileceği noktasında görüşümüzü ortaya koyduk. O günden bugüne yine Türkiye'mizin desteğiyle bütün dünya ülkelerine, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne ve diğerlerine bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Maalesef Güney Kıbrıs'tan olumlu bir yanıt alamadık. Çünkü onların siyaseti Kıbrıs Cumhuriyeti olarak 4 Mart 1964-186 kararla kendileri Kıbrıs'ın tüm hükümetiymiş gibi ve Avrupa Birliği'ne alınmalarıyla Annan planından sonra bu şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti içerisindeki pozisyonlarını istismar ediyorlar. Halbuki gerçek hukuk Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi anayasasında da bu yazıyor. Kıbrıs Türkler en az Rumlar kadar egemendir. Ve başka ne yazıyor orada? Bilir misiniz Sayın Cumhurbaşkanım? Diyor ki Türkiye ve Yunanistan birlikte üye olmakla herhangi bir devletle topluna Kıbrıs üye olamaz. Nasıl oluyor da Avrupa Birliği Annan plana evet diyen Kıbrıs Türk tarafını cezalandırıyor? Bizlere vaat ettikleri ambargo ve izasyonun kalkacağı yönündeki sözlerini, vaatlerini tutmuyorlar. Ama diğer tarafı tek taraflı olarak ihtilaflı bir sorun olan Kıbrıs meselesini Avrupa Birliği içerisine almak suretiyle oyunu kendilerine göre bizim ailemize, kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. İşte bunun verdiği şımarıklıkla Rum tarafı masaya gelmiyor. Çünkü bizim egemenliğimizi kabul etmiyorlar. Ama şunu bilmeliler ki bizim arkamızda dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri var. Yeni siyaset, milli siyaset egemenlik temelinde ve şiddet statü kabulüyle ancak bir müzakere durumu olabilir. Bu noktadan da geri dönüş asla olmamalı diye düşünmek istiyorum. Çünkü Kıbrıs'ın konjonktürü, jeostratejik, jeopolitik, mayvatanda şartlar da çok değişmiştir. Bölgesel dengelerin yanında küresel dengeler çok değişmiştir. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değeri ve statüsü artmıştır. Mayvatanda Sayın Cumhurbaşkanım, bizlerin egemenliğiyle ancak Türk milleti, Türk ulusu, bütün Türk dünyası rahat edebilir. Onun için Türk Devletler Teşkilatı'nda diğer Türk Cumhurbaşkanlarıyla beni tanıştığınıza kendilerine ne diyorum? Biz en güneydeki Türk devletiyiz. Adı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Basın toplantımız sona ermiştir.